Merhaba arkadaşlar, 9. sınıf orijinal ders öğelerinin ikincisinde sayfa 113 ve 114'teyiz arkadaşlar. Mutlak değerle ilgili örneklerimize devam edeceğiz. Bir tane orijinal bilgi notumuz var. Mutlak değer x eşittir mutlak değer y ise bu denklemin çözüm kümesi x eşittir veya y veya x eşittir eksi y'dir. Yani bir artılı bir eksili. Yani eşitliğin her iki tarafı da mutlak değerli ifade ise yine ne yapıyoruz? Bir artılı ve bir eksili olarak çıkartıyor. Bu şekilde işlemlerimize devam ediyoruz. Hemen örnek 21'i inceleyelim arkadaşlar. Bakın iki tane mutlak değerli ifade var. Bu denklemin çözüm kümesini bulunuz diyor. Ne yapacağız? Bir artılı bir eksili çıkaracağız. 2x eksi 1 eşittir x artı 7 veya diyeceğiz ki 2x eksi 1 eşittir sağ tarafın eksilisini. Sol tarafın eksilisini alsan da olur, hiç fark etmez. Bakın şu tarafı x artı 7'nin eksilisini alıyorum. İki tane terim var ya, o yüzden parantezi açtım. Şimdi buradan çözelim. X'i bu tarafa, eksi 1'i bu tarafa atacak olursam x eşittir ne gelecek? 8 gelecek. Veya bakın 2x eksi 1 eşittir. Eksiyi dağıtacak olursam eksi x eksi 7 gelecek. Eksi x'i bu tarafa, eksi 1 de bu tarafa, 3x eşittir eksi 6. Her tarafı 3'e bölersem x'i buradan eksi 2 olarak bulmuş oluruz. Çözüm kümesi ne oluyor arkadaşlar? Eksi 2 ve 8 küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Bir tane daha orijinal bilgi notumuz var. Sayı doğrusu üzerinde A ve B noktaları arası uzaklık A eksi B'nin mutlak değeri şeklinde ifade edilir. Bunu zaten söyledik değil mi? Arkadaşlar bu neydi? A'nın B'ye olan uzaklığı. Şunu nasıl okuyacaktın? X eksi 3'ün mutlak değeri 5 ise X'in 3'e olan uzaklığı 5'ti. Bu neydi? Şunu oku bakalım. X'in eksi 3'e olan uzaklığı değil mi? Bu aslında nedir? X'in eksi 2'ye olan uzaklığı bu şekilde. Bak X'in eksi 2'ye olan uzaklığı. Uzaklığı negatifle gösteriyoruz. Bu şekilde. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi örneğimize bakalım hemen. Bir benden önce bir yapmaya denese. Bir çalış bakalım. Ne olacak? Ne bulacağız? Aynı şeyleri bulabileceğiz mi? Sayı doğrusu üzerinde 2a eksi 3 sayısının a artı 2 sayısına uzaklığı, uzaklık diyor, hemen mutlak değer aklına gelecek. 7 birim olduğuna göre a'nın alabileceği değerler çarpımını bulunuz. Ya burası şimdi şey olsaydı, 2a eksi 3 değil de x olsaydı. Burası da ne olsaydı? 3 olsaydı. O zaman sen şunu şöyle okumaz mıydın? Sayı doğrusu üzerinde x sayısının 3 sayısına uzaklığı. Ya x sayısının 3 sayısına uzaklığını biz şöyle göstermiyor muyduk arkadaşlar? Bu 7 olacaktı. Bu şekilde yapacaktın değil mi? Burada x değil de ne var? 2a eksi 3 var. 3 değil de burada ne var? A artı 2 var. Buna uzaklığı, uzaklığı eksiyle gösteriyordum ya. O yüzden aralarında eksi yapacağım. Şöyle bir de arkadaşlar mutlak değer ifadesi yapacağım. Ama tabii bak burada a artı 2 iki tane terimden oluştuğundan dolayı burada parantezi açacaksın. Yoksa gitti. Geçmiş olsun. Evet. Burada eksiyi bir dağıtalım önce. Ne olacak arkadaşlar? 2a eksi 3 eksi a eksi 2. Mutlak değeri 7 geldi. Buradan 2a'dan bakın a çıkartırsam a gelecek. Eksi 3'te eksi 2 toplarsam eksi 5 eşittir 7. Bunu nasıl çözüyorduk? Bakıyorum eşitliğin sağ tarafı arkadaşlar pozitif sabit bir sayıdan oluşmuş. O zaman yine bir artılı bir eksi olarak çıkaracağız. Nasıl yani? A eksi 5 eşittir 7 veya a eksi 5 eşittir eksi 7. Buradan a değerini 12 olarak buluruz veya buradan a değerini eksi 2 olarak buluruz arkadaşlar. A'nın alabileceği değerler çarpımı diyordu. Zaten bir 12 bir de eksi 2. Bunları da çarpacak olursam ne olacak? Eksi 24 olmuş olacak. Tamam. 23'e bakalım şimdi. Her bir katının yüksekliğinin 3 metre olduğu 10 katlı bir binaya yaklaşan asansörlü ev taşıma aracının konumu şekilde gösterilmiştir. Bak. Her kat 3 metreymiş. Bakın konumu da bu şekildeymiş arkadaşlar. Aracın asansörü 3. katın zeminine. Bak şurası 3. kat. Zeminde şu kısım. Tamam. Denk gelecek şekilde konumlandırıldığına göre asansörün zemininin şuranın ne diyor? Binanın zeminine olan uzaklığı. Binanın zeminine olan uzaklığı şu aradaki mesafe değil mi? Şuradan şuraya kadar mesafe. Burada 2 kat var. Her kat 3 metreydi. 2 kattan ne olacak? Burası 6 metre olacak. Tamam. Binanın zemine uzaklığı ile binanın çatısına uzaklığını. Yani şuradaki mesafenin çatıya olan uzaklığı. Toplamda 10 kat yok muydu? Evet. 2 katı aşağıda. O zaman demek ki yukarıda kaç kat var? 8 kat var. Her bir katta 3 metreydi. Dolayısıyla 8 çarpı 3'ten burası da ne olacak arkadaşlar? 24 metre olmuş olacak. Tamam. İfade aşağıdakilerden hangisi olduğunu bulunuz diyor.
Yani ben bir 6 metreyi veren bir de 24 metreyi veren denklem arıyorum. Şimdi A şıkkına bakalım. Bak A şıkkında ben bunu nasıl çözerim? İki şekilde çözerim. Değil mi? Bak, tek tek inceleyelim de anlaması daha rahat olsun. Tamam. İki şekilde çözeceğim. Bir artılı x eksi 4 eşittir 20 veya x eksi 4 eşittir eksi 20. X buradan 24 gelecek. Bak ben 24'ü arıyorum. Tamam. Diğeri de 6 gelirse cevap bu. X eşittir eksi 16. Diğerinde ben 6 gelmesini istiyorum. Bak bu eksi 16 geldi. Dolayısıyla A şıkkı olmaz. A şıkkı olmaz. B'ye bakalım şimdi. Şimdi B'de de bakın arkadaşlar ne olacak? Bir artılı bir eksili çıkaracak olursam 2x eksi 9 eşittir 15 veya 2x eksi 9 eşittir eksi 15. Buradan 2x eşittir. Bunu bu tarafa atarsam 15, 9 daha 24 gelecek. X eşittir 12. Bak diğerine bakmaya bile gerek yok. 12 buldum. Ben 24 ile 6 yarıyorum. Dolayısıyla B şıkkını da eledim. C'ye bakalım. Yine 2x eksi 15 eşittir 9 veya bir de eksili olarak çıkaracağım. 2x eksi 15 eşittir eksi 9. Buradan 2x eşittir 24. X buradan 12. Bak ben 12'yi aramıyorum ki. Dolayısıyla C şıkkı da gitti. Şuna bakmaya bile gerek yok yani. D'ye bakalım. D'ye bakalım. X eksi 5. X eksi 5. X eksi 15'miş. Tamam. Eşittir 9. Veya x eksi 15 eşittir eksi 9. Buradan x eşittir 24 geldi. Tamam. X eşittir 6 geldi. Ben de ikisini arıyordum zaten. Dolayısıyla bakın D şıkkı ikisini de sağladı. Hadi bakmışken E'ye de bakalım. Ayıp olmasın. X eksi 9 eşittir 15 veya x eksi 9 eşittir eksi 15. X buradan 24. Tamam. Buradan tuttu. Veya x buradan eksi 6. Bak ben eksi 6 olmasını istemiyorum. Tamam. Dolayısıyla E şıkkında elemiş olduk. 24'e bakalım şimdi. Bir basketbol potasına eşit sayıda isabetli atış yapan. Eşit sayıda atış yapmış arkadaşlar. Tamam. Kemal ile Levent'in yaptıkları isabetli ikilik ve üçlük atış sayıları şekil 1'de, 1'deki tabloda ve aldıkları puanlar arasındaki fark ise şekil 2'de. Bak puanlar arasındaki fark şekil 2'de. Şu. Puanları arasındaki fark da neymiş? 4'müş. Tamam. Şimdi buna göre Kemal'in bu atışlar sonundaki puanın alabileceği değerleri toplamını bulunuz. Şimdi bak eşit sayıda atış yapmadılar mı? Yaptı. Kemal ne kadar? 5 tane ikilik, 3 tane de A tane de üçlük. Yani toplamda A artı 5 tane yaptı. Dolayısıyla Levent'in de A artı 5 olması lazım. Niye? Çünkü eşit sayıda isabetli atış yapıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar buranın ne olması lazım? A eksi 1 olması lazım. Niye? Topladığım zaman bak eksi 1 ile artı 6 ne yapacak? 5 yapacak değil mi? A artı 5. İkisi de A artı 5 olmuş oluyor yani topladığım takdirde. Anlaştık. Şimdi burada ikisinin arasındaki fark neymiş arkadaşlar? 4'müş. Peki Kemal mi 4 fazla? Levent mi 4 fazla? Biliyor muyum? Bilmiyorum. Bilmediğim için o zaman ne olacak arkadaşlar? Mutlak değer olacak. Tamam. Niye? Bak şimdi şöyle yapıyorduk ya. Mesela x sayısının 2'ye uzaklığı. 3 birim demiştik. Hatırladın mı bu örneği? Bak. 2 sayısına uzaklık bu. X sayısı burada olabilir veya x sayısı burada olur demiştik. Hatırladın mı? 2 tane ihtimal var ya. Burada da şimdi 4 değil mi arkadaşlar? Bak biz bunu mutlak değerli olarak ifade ediyoruz. Tamam. Şimdi burada Kemal mi Levent'ten 4 fazla? Levent mi Kemal'den 4 fazla olduğunu bilmediğimden dolayı yani 2 tane alternatif var ya. O yüzden hemen mutlak değeri aklına getireceksin. Tamam. Gayet şık soru olmuş. Buna bir yıldız atalım başta. Dolayısıyla arkadaşlar Kemal'in yaptığı puanlara bakalım. Bak bu neydi? Puanlar arasındaki farktı. O yüzden bak ben daha şu anda puanlara dokunmadım. Kemal'in puanını yazalım şuraya. Ne yapalım? Bak Kemal ne yaptı? 5 tane ikilik attı. Dolayısıyla 2 çarpı 5'ten 10 puan alır. Artı 3 tane de A tane de üçlük attı. Dolayısıyla alacağı puan da 3 çarpı A olacak. Yani 3A artı 10 puan yaptı Kemal'inki. Şimdi Levent'inki de bakalım. Levent de ne yaptı? A-1'den ikilik atış yaptı. A-1 tane. O yüzden alacağı puan da 2 çarpı A-1 olacak. Bak A-1 iki terimli parantez açtım. Artı 6 tane de üçlük attı. Dolayısıyla alacağı puan da 6 kere 3 olacak.
Bakın burayı dağıttığım takdirde 2a eksi 2 artı 6 kere 3'ten 18 geldi. Dolayısıyla 2a artı 16 puan almış oldum. Şimdi hangisi hangisinden 4 fazla olduğunu bilmiyorum ya. Tamam. O zaman ne yapacağım? Mutlak değerimi açacağım. 3a artı 10. Diğeri de 2a artı 16. Araya ne yapacağım? Eksi yapacağım. Bak bu iki terim olduğundan dolayı bunu parantez içinde yazacağım. Aradaki fark 4'müş. Şimdi ne yapacağım? Şu eksiyi önce bir dağıtmam lazım. Şuraya yazıyorum. 3a artı 10 eksi 2a eksi 16 eşittir 4. Bakın 3a'dan 2a çıkarsa a 10 ile artı 10 eksi 16'dan eksi 6 gelecek. Eşittir 4. Bak burası pozitif. Dolayısıyla iki farklı çözümü vardı. Neydi bunun? A eksi 6 eşittir 4. Veya bir de eksilisini yapacağız. A eksi 6 eşittir eksi 4 olacak. A buradan 10 olacak. Veya A değeri mi buradan ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. Tamam. Şimdi Kemal'in puanını alabileceği değerler toplamının. Kemal neydi? Kemal 3A artı 10 alıyordu. Yani o zaman A 2 olsa önce. O zaman 3 çarpı 2 artı 10'dan kaç puan almış oluyor? 10. 16 değil mi? 16 puan. Tabii A burada bir de 10 olabilir. 10 olsa o zaman ne olacak? A yerine 10 yazıyorum. 3 çarpı 10 artı 10'dan 40 olacak. 40 puan alabilir. Bunun değerler toplamını soruyor. 40 ile 16'yı toplarsam ne gelecek? Cevap 56 gelmiş olacak. Tamam. Bence çok güzel olmuş. Şimdi mutlak değerli eşitsizlikler var. Bak bu da kolay değildir. Kolaydır. Özür diliyorum. A, B, C ve D gerçel sayılar olmak üzere. Ama tabii çok dikkatli olması lazım. Mutlak değer x küçüktür a eşitsizliğinin çözüm kümesi bakın bu şekilde. Tamam? Bak çok 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 önemli. Çok önemli. Çok önemli. Bunun da arkadaşlar çözüm kümesi bu şekilde. Ortada sadece mutlak değerli ifade olduğu zaman bakın bu ilk başta böyle biraz karmaşıkmış gibi gelebiliyor ama hiç değil. Çünkü sonuçta mutlak değer x bir artılı çıkar. Artılı çıktığı zaman böyle. Bir de eksili çıktığı zaman da bu şekilde yapmış olacağız. Örneklerle şimdi olayı cayır cayır anlayalım. Hadi bakalım. Ben de önce bir çöz bakayım. Hangine uydurup da çözeceksin? Bak küçük diyor ya. Şu ilk duruma uydurarak çözeceksin. Şu şekilde alacaksın. Tabii ikisinde de eşitlik olacak. Niye? Şurada çentik olduğundan dolayı. Hadi bakalım. Çözelim. Bakın böyle küçük eşittir olduğu zaman ne yapacağız? Şuradaki ifadeyi bir artılısını bir eksilisini alacağız. Eksi 6 diyeceğim. Küçük eşit. Ortadaki x eksi 2 duracak şöyle. Küçük eşittir. Bir de 6 olacak. Şimdi ben x'i arıyorum ya. Dolayısıyla x'i yalnız bırakmak adına her tarafa ne yapayım? Artı 2 ekleyeyim arkadaşlar. Eksi 6 artı 2'den eksi 4 geldi. Küçük eşittir. Bakın eksi 2 ile artı 2 birbirini götürdü. X kaldı. 6 artı 2'den de 8 gelmiş oldu. Kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. Bak eksi 4'ü alır. Eksi 3'ü alır tam sayı olarak. Eksi 2'yi alır. Nereye kadar? 8'e kadar alır. Sen bak buradan terim sayısını herhalde bulabilirsin. Eksi 4'ten eksi 1'e kadar 4 tane dersin. 1'den 8'e kadar 8 tane dersin. Bir de ortada 0 var. Toplarsın 13 gelir. Ama biz terim sayısı formülünü de biliyorduk. Neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 formülüyle bulabiliyorduk. Son terimimiz ne? 8. Eksi formülden geliyor. İlk terimimiz ne? Eksi 4 bölü artış birer birer artıyor. Artı 1. Bunu da dağıttığım zaman eksi ile eksi 4 çarpınca artı 4 olur. 8 artı 4'ten 12. 12'yi 1'e bölersem yine 12. Bir daha eklersem yine 13 tane olduğunu buradan çıkarabiliriz. Tamam. Geldik 26'ya. Olduğuna göre eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bak 3 ortak parantezine alabilirim. Şöyle. Bak aslında bu şudur. 3 ortak parantezine aldım ya. Tamam. Bak bunu ben şöyle yazabilirim değil mi? Mutlak değer 3 çarpı mutlak değer x eksi 1. Ya mutlak değer şimdi 3. 3 olarak çıkacağı için bak bunu direkt yazdım bak bu şekilde. Ama böyle olduğunu bil yani. Artı şimdi bak ben şu özelliği biliyorum. Mutlak değer x eşittir mutlak değer eksi x. Bu özelliği biliyorum. Nerede kullanacağım bunu? Bak ben genelde şurada kullanıyorum. X'in katsayısına bakıyorum. Pozitif mi negatif mi? Pozitifse dokunmuyorum. Negatifse o zaman şunun eşitliğini kullanıyor. Yani mutlak değerin içerisinde eksiyle çarpıyor. Şimdi mutlak değerin içerisinde eksiyle çarptığın zaman demek ne demek? Bunların aslında ikisini yer değiştir demek ya. Başka bir şey değil yani. Bak burada da iki ortak parantezine alırsam ne kalacak? X eksi 1 kalacak değil mi? Eşittir değil. Küçüktür
25. Bakın x eksi 1 ortak mutlak değeri ortak parantezine alacak olsam 3 tane burada, 2 tane de burada, 5 tane mutlak değer x eksi 1 küçüktür 25. Her tarafı 5'e böldüm. 1, 5'e böldüm. 5. Pozitif sayıya böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirmedi. Mutlak değer x eksi 1 küçüktür 5 oldu. Bak bunu az önce çözmesini öğrendik. Nasıl? Eksi 5 küçüktür. X eksi 1 küçüktür 5. Ben x arıyorum. Dolayısıyla her tarafa artı 1 ekleyeceğim. Artı 1 ekleyeceğim. Eksi 5 artı 1'den eksi 4. Eksi 1 ile artı 1 birbirine götürdü. X kaldı. 5 artı 1'den de ne geldi? 6 geldi. Eşitsizliğin çözüm kümesi. Çözüm kümesi de arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Eksi 4 ile 6 bakın dahillik olmadığından dolayı açık aralık olarak bıraktık. Tamam. 27'ye bakalım şimdi. Olduğuna göre eşitsizliğin çözüm kümesini buldunuz. Bakın arkadaşlar şöyle mutlak değer x büyüktür b ifadesi olduğu zaman biz bunu nasıl çözecektik iki durumda? Bir aynen çıkacaktı. Bir de x küçüktür eksi b. Niye? Şimdi arkadaşlar artılı çıkardığım zaman herhangi bir sıkıntı yok. Ama mutlak değerin içerisinde bir de eksili olabilir ya. Eksili çarptı şey yapıyorum ya. Eksiyle çarptığım zaman ne oluyor arkadaşlar? Eşitsizlik yön değiştiriyor. Yön değiştirdiğim için o yüzden büyüktür küçüktüre döndü. Anlaştık mı? Eksiyle çarpınca da tabi burası eksi b olmuş oluyor. Ya da şöyle anlatayım. Bak şurası tam kafana yatmadı. Bak burası yatmıştır. Aynen çıkardım. Burası mutlak değeri eksiyle çıkardığım zaman. Mutlak değerini diyelim ki içerisi eksi. Önüne bir eksi alıp da çıkıyor ya. Eksi x olarak çıktı. Büyüktür. B değil mi? Tamam. Dolayısıyla ben x'i arıyorum. X'i arıyorum. O zaman ne yapacağım? Denklemi komple eksiyle çarpacağım. Eksiyle çarpınca eksiyle eksi x çarpınca x değil mi? Eksiyle çarpınca eşitsizlik yön değiştirdi. Eksiyle b'yi çarpınca eksi b. Bu şekilde yani. Tamam. O zaman ne yapacağız? 2x eksi 1 aynen çıkardım. Büyüktür 7. Bir de 2x eksi 1 ne diyeceğim? Eşitsizlik yön değiştirecek. İçerisine eksi olduğu zaman ne olacak? Bu da eksi 7 olacak arkadaşlar. Tamam. Buradan eksi 1'i bu tarafa attım. 2x büyüktür 8. Her tarafı 2'ye böldüm. X büyüktür 4. Buradan da bunu bu tarafa attım. 2x küçüktür eksi 6. Her tarafı 2'ye böldüm. X küçüktür eksi 3 oldu. Çözüm kümesini bulunuz diyor arkadaşlar. Bulalım. Bak bunları sayı doğrusunda gösterirsen daha net olur. Köklerimizi yapalım. Eksi 3 ve 4 var. İşaretledim. Eksi 3 ve 4. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Eksi 3'ün sol tarafı. Eksi 3'ten küçük olan taraflar bunlar değil mi? Tamam. Dahillik olmadığından dolayı içini boş bıraktım. X de 4'ten büyük olacakmış. Dahillik olmadığı için boş bıraktım. Dolayısıyla çözüm kümemiz ne oluyor? Bak çözüm kümesi. Şu tarafı yazacak olursam eksi sonsuzdan geliyor. Eksi sonsuz artı sonsuz açık aralık oluyor biliyorsunuz yani. Ve eksi 3'e kadar. Değil mi? Dahillik yok. İçi boş olduğundan dolayı. Tabii birleşim. Niye? Çünkü bu taraf da sağlıyor. O zaman ikisini birleştirmem lazım. 4 açık aralık. Dahillik yok. Sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Çözüm kümesini bu şekilde alabiliriz. Şimdi örnek 28'e bakalım. Olduğuna göre eşitsizliğini sağlamayan kaç farklı x tam sayısı olduğunu bulunuz. Şimdi arkadaşlar sağlamayan diyor ya. Bak biz mantık dersinden de hatırlıyoruz değil mi? Bunun tam tersini, değerini nasıl alıyorduk biz? Ne yapıyorduk? Bunu yapıyorduk. Bir de eşitlik. Yani birinde yoksa öbüründe eşitlik olacaktı. Şunun tersi ne olur? Bakın büyük olur. Bunda varsa eşitlik diğerinde olmayacaktı. Bak sağlamayan diyor ya o zaman tersinden düşüneceğim. Yani ne olacak? 3x eksi 1 bölü eksi 2'nin mutlak değeri sağlamayan dediği için arkadaşlar burada büyükse bunun tersi küçük eşit olacak. Tamam. Bu şekilde yaparsan daha rahat olur. Şimdi bunu şöyle yazabiliyordum bak. Mutlak değer x bölü y eşittir. Mutlak değer x bölü mutlak değer y olarak yazabiliyorduk. Dolayısıyla şuradaki ifadeyi 3x eksi 1 bölü 3x eksi 1'in mutlak değeri hatta şöyle küçük yapalım bunları. Bölü eksi 2'nin mutlak değeri. Küçük eşittir 4 şeklinde yapacağız. Eksi 2'nin mutlak değeri zaten 2 değil mi arkadaşlar? Tamam. Ben burada içler dışlar çarpımını yapacak olursam 3x eksi 1'in mutlak değeri burası 2 ya. 2 ile 4'ü çarparsam 8 olacak. Eşitsizlik yön değiştirecek mi? Hayır. Niye? 2 pozitif sayı çünkü. Bak ben bunu da çözmeyi öğrendim. Bu derste öğrendik dersin başında. Eksi 8 küçük eşittir. 3x eksi 1 küçük eşittir 8. Ben x'i arıyorum. X'i arıyorum. Dolayısıyla x'i yalnız bırakana kadar işlemler yapacağız.
Önce her tarafa bir artı 1'i ekleyelim arkadaşlar. Eksi 8 artı 1'den eksi 7. Küçük eşittir 3x. Niye? Eksi 1 ile artı 1 birbirine götürdü. Küçük eşittir 8 artı 1'den 9 geldi. X'i arıyorum. Dolayısıyla her tarafı 3'e bölmem lazım. 3'e bölecek olursam eksi 7 bölü 3 küçük eşittir. 3x'i 3'e bölersem 3'ler götürecek x kalacak. 9'u da 3'e bölersem 3 olacak. Tamam. Demek ki kaç farklı x tam sayı olduğunu, eksi 7 bölü 3 nedir? Eksi 2 küsürdür arkadaşlar. Dolayısıyla bunları da tam sayı olarak alacağım. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Kaç tane var? 3 tane burada, 2 tane burada, 5. Bir de 0 eklersem 6 tane. Tamam. Bence güzel. 29'a bakalım. Olduğuna göre eşitliğini sağlayan tam sayı değerlerini toplamını bulunuz. Bak, o mutlak değerli ifadede ortada olursa bunu nasıl çözeceğiz? Aynen çıkaracağım. 2x eksi 3 küçüktür 7 veya diyeceğim ki 3 küçüktür. Bu mutlak değerini içinin bir de eksilisini alacağım arkadaşlar. Eksilisini almak demek bunların yer değiştirmesi anlamına gelmiyor mu? Yani 3 eksi 2x. Hadi böyle yazalım. Küçüktür 7. Bunları bir çözelim. Bak x'i arıyorum ben yine. X'i arıyorum. O zaman her tarafa 3 ekleyeceğim. Her tarafa 3 ekleyeceğim. Dolayısıyla 3 artı 3'ten 6 gelecek. Eksi 3 ile artı 3 birbirine götürecek. 2x gelecek. Küçüktür. 7 artı 3'ten 10 gelecek. Her tarafı şimdi 2'ye böleceğim. 2 pozitif sayı eşitlik yön değiştirmeyecek. 6 bölü 2'den 3 geldi. 2'ler sadeleşti. X geldi. 10 bölü 2'den de 5 geldi arkadaşlar. Tamam. Buradan bunu bulduk şimdi. Ne yapacağız? Veya diyeceğiz. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? X'i yalnız bırakmak için her tarafa eksi 3 ekleyeceğim. Eksi 3. Bakın 3 eksi 3'ten 0 geldi. Şuraya eksi 3 ekleyince eksi 3 artı 3 birbirini götürdü. Burada eksi 2x kaldı. Küçüktür. 7 eksi 3'ten de 4 geldi. Şimdi her tarafı eksi 2'ye böleyim. X'i yalnız bırakmak için. Şimdi eksi 2'ye böldüm ya, negatif sayı eşitsizlik yön değiştirecek. Dolayısıyla 0'ı bir sayıya bölünce zaten 0 olacak. Eşitsizlik yön değiştirdi. Eksi 2'ler götürdü. X kaldı. Eşitsizlik yön değiştirdi. 4'e eksi 2'ye bölersem de eksi 2. Ben bunu nasıl yazabiliyordum? Eksi 2 küçüktür x küçüktür 0. Aynı anlama geliyordu yani şu yukarıdakiyle. Anlaştık. X tam sayı değerlerinin toplamını soruyor arkadaşlar. Hemen bunu da sayı doğrusu üzerinde gösterelim mi? Gerekli yok değil mi? X tam sayı değerlerinin toplamı ne? Buradan x'in alabileceği değer nedir arkadaşlar? 3 ile 5 arasındaki tam sayı 4'tür. Burada eksi 2 ile 0 arasındaki tam sayı nedir? Eksi 1'dir. Bunların toplamını soruyor. 4 ile ne yapacağım? Eksi 1'i toplayacağım. Artı ile eksi çarpınca eksi oluyor ya. 4 eksi 1 olmuş oluyor. Dolayısıyla 3 gelecek. Tamam. Evet. Geldik herhalde bugünün son sorusuna. Bu da sende. Bunu da sen yapıyorsun. Okuyalım. Eşitsizliğinin çözüm kümesi eksi 4 ile 10 kapalı aralığı olduğuna göre A çarpı B çarpımını bulunuz diyor. Şimdi bak ben bunu nasıl çözüldüğünü öğrendim. Eksi B küçük eşittir. Burada eşittir olduğundan dolayı. X eksi A küçük eşittir B. Bak ben X'i arıyorum ya çözüm kümesine, çünkü ben X'leri yazıyorum. Dolayısıyla X'i yalnız bırakmak için her tarafa A ekleyeceğim. Burası A eksi B oldu yani değil mi? Küçük eşittir. Eksi A ile artı A birbirini götürdü. X kaldı. Eşittir. Burası da B artı A veya A artı B. Tamam. Şimdi bak çözüm kümesi dediğim olay şu değil mi? X'lerin yazımı değil mi? Tamam. X ne ile neyin arasındaymış? Eksi 4 ile 10 arasındaymış. Kapalı aralık ya. O yüzden ne yaptım? Burada dahillik yaptım arkadaşlar. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi x'in sol tarafındaki ifade neymiş? Eksi 4'müş. Bak burada x'in sol tarafındaki ifade a eksi b değil mi? Demek ki a eksi b'nin 4 olması lazım. X'in sağ tarafındaki ifade 10. Burada da sağ tarafındaki ifade a artı b. Dolayısıyla a artı b'nin de 10 olması lazım. Taraf tarafa toplayalım bunları. Niye? Artı b ile eksi b birbirini götürsün diye. A'ları toplarsam 2 tane a olacak. 10 ile 4'ü toplarsam 14. Her tarafı 2'ye böldüm. A değerini 7 olarak bulmuş oluruz. İlk denklemden arkadaşlar a yerine 7 yazacak olursam 7 artı b eşittir 10. B'yi de buradan 3 olarak bulmuş oluruz. Bizden a çarpı b'yi istiyor. A dediğimiz 7, b dediğimiz 3. İkisinin çarpımı da 21 gelmiş olacak. Anlaştık mı? Bulduk mu aynı cevabı? Güzel. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.